Şimdi ekranlarınızı İstanbul'daki bir caminin minaresini getireceğiz. Diğer minarelerden farklı çünkü bu minarede sadece ezan okunmayacak, seyir terasından İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası da seyredilebilecek. Irgı bizi engelles etmiyor. Biz burada güzellikleri bütün insanlara gösteriyoruz. Bir tarafı boğaz, bir tarafı orman. İstanbul ayaklarınızın altında. Bu eşsiz manzaranın seyredildiği yer bir minare. Türkiye'nin birçok yerinde seyir terasları görmüşsünüzdür muhakkak. Ancak burası Türkiye'de bir ilk. Burayı ayrıcalıklı kılansa minarenin altında iki kat seyir terası olması. Adının seyir terası olduğuna bakmayın. Burası aslında Beykoz'daki İmam Hüseyin Camii'nin minaresi. Bu camilerin kapılarından para toplanıyor. Bu para toplanan benim biraz zoruma gidiyor. Çünkü camilerin bir sürü masrafları var. Tabii bunları da tabii ki haklı olarak devlet karşılamıyor. Minareyi teras yapma düşüncesi böyle çıktı ortaya. Fikrin sahiplerinden biri Trabzonlu Hüseyin Kurt. Minareye seyir terası yapma fikri Beykoz Müftülüğü'nden destek aldı. Çalışmalar başladı. Ya minarenin altında hiç seyir terası olur mu, kütüphane olur mu diye yaklaşanlar oldu mu hiç? Bazı insanlar diyor işte niye minarenin altında seyir terası? İşte oraya herkes gelecek, işte orada etik işler yapılır yapılmaz gibi. Ya buranın bir güvenliği olacak, buranın bir kullanım amacı olacak. O amaca uygun olan herkes buraya çıkacak. Seyir terasının altındaki kısımsa kitap severlerin hizmetinde olacak. Burası da seyir terasının kütüphane katı. Buraya bağışlanacak kitaplarla burada bir kütüphane oluşturulacak. Buraya gelenler muhteşem İstanbul manzarasında kitap okumanın keyfini yaşayacaklar. Kitapların hersini koyacağız buraya. Kim de varsa sizin aracıyla onlardan istiyoruz. Beykoz'un en yüksek tepesi Kardıtepe'ye yapılan boğaz manzaralı minare terası henüz inşaat halinde. Bittiğinde İstanbul'un muhteşem manzarası buradan seyredilecek. Geliri ise hayır işlerinde kullanılacak. Ücret çok cüzi bir ücret koyacağız. Bütün insanlar buraya çıkabilecek. Yani ücretten dolayı çıkamamazlık olmayacak. Gelirleri caminin ihtiyaçlarında kullanılacak. Gençlere, çocuklara burs olarak okuyamayan çocuklara burs vereceğiz. 44 metre uzunluğundaki minare terasında engelliler de unutulmadı. Asansör yapıldı. Mahalle sakinleri boğaz manzaralı minareden memnun. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Bir Mekke Medine'de var bundan. Türkiye'de var mı? Bir eşi daha. Yok, çok iyi. Allah razı olsun. Yardım edenlerden, teşvik buyuranlardan. Minare terasından İstanbul'un keyfini yaşamak isteyenler biraz daha bekleyecek. Seyir terası 3 ay sonra açılıyor. Ve İstanbul Beykoz'da daha önce benzerine rastlanmayan bir cami minaresi yükseliyor. Yaklaşık 14 katlı bina yüksekliğindeki bu minarenin tepesine seyir terası inşa ediliyor. Boğaz manzaralı teras minare yakında İstanbulluların ve yerli yabancı turistlerin hizmetinde olacak. Sarıyer'den adalara kadar muhteşem İstanbul manzarası ayaklarınızın altında. Bu seyir terasını benzersiz kılan bir gökdelenin tepesinde değil caminin minaresinde olması. Biz tasarladık 3 arkadaş böyle mühendis mimar 3 arkadaştan bir cami yaparken dedik ki güzel bir şey yapalım. Hem buranın yüksek oluşundan hem de Beykoz'un ayrı bir güzelliğinden bir güzellik daha kattık. Beykoz'un en yüksek tepesinde Karlıktepe'de yükselen bu minare Türkiye'de bir ilk. İmam Hüseyin Birlik ve İlim Vakfı tarafından vakfa gelir olsun diye inşa ediliyor. Elde edilecek gelirle caminin giderleri karşılanacak, öğrencilere de burs imkanı sağlanacak. Orada hem seyir kulesi, hem kütüphane, hem çocukların Kur'an okuyup orada daha sohbet vereceğiz bir yer olacak inşallah. Herkesin çıkabileceği bir şey olacak. Yani çok cüzi de bir şey olsa alınacak ki burası vakfa bir gelir olacak. Boğaz manzaralı, kütüphaneli, teras minarenin yüksekliği 44 metre. Asansörle çıkılacak terasa dürbünler yerleştirilecek. Caminin hemen yanında vakfa ait bir de restoran var. Burada ailece mangal keyfinde burada tamamen ailece durup hem manzarayı seyredip hem de mangalını yiyebilir insanlar. Mahalle sakinleri projeden memnun. Böyle bir şey buraya ilk kez oluyor. Caminin kapılarında para toplanıyordu. Bu da rahatsız oluyor vatandaş. Evet. Yani caminin içine. Ama böyle bir tesis olursa, şey olursa cami kendi ihtiyaçlarını kendi görecek. Konumu çok güzel. Beykoz'un en güzel yerlerinden bir tanesi zaten. Asansöre çıkıp İstanbul'un boğazını, iki boğazını çok rahatlı, güzel bir şekilde hoş sohbetlerle vakit çok güzel vakit geçireceği bir yer diyelim. Teras minare önümüzdeki günlerde hizmete girecek.